Merhaba arkadaşlar. Ruh haritasındayız. Benim sevgili Alman ağacındaki premium Doğu pilot uçağımla maça çıkıyorum. Yani bu uçak sık sık karşınıza geliyor biliyorum ama ne yapayım, benim en sevdiğim ağacı uçağım diyebilirim. En azından pervaneliler içindeki. Yani jet ve pervane ayrımı yapmak lazım haliyle. Şimdi her zamanki gibi bombardıman uçağı avlamak amacıyla yükselmekle meşgulüm. O ne yapıyor adam orada öyle? Nasıl başardı kendini patlatmayı? Aa, çok ilginç. Bir bombardıman uçağı kaybettik durduk yere takımdan. Neyse, benim şimdi görevim karşı takımın bombardıman uçaklarını halletmek. Çünkü oyunun bitmesinde biliyorsunuz bombardıman uçaklarının aslında ciddi bir rolü var. Yani o üsler yok edildikçe vesaire onlar bu ticketların tükenmesine neden oluyorlar. Dolayısıyla maç yaparken kural 1, bombardıman uçaklarınızı takımdaki kaybetmeyin. Kural 2, karşı takım bombardıman uçaklarını alabildiğiniz kadar, yok edebildiğiniz kadar yok edin. 3, ölmeyin. Maçın sonunu sağ getirmeye çalışın. Evet, şu anda 3600 metreyi geçiyorum. Yani yaklaşık 4000 metre bombardıman uçaklarının son noktası gibi bir şey. Yani oralarda oluyorlar. Bu arada biz bir tane de adam kaybettik. Mi, oyuna mı giriyor? Tam onu anlayamadım. Yani bu maçta takım sayıları öyle çok fazla değil. Yani makul seviyede. Evet, dediğim gibi 4 metreyi buldum. Bundan sonra yükselmeme gerek yok. Evet, ilk kurbanımız göründü. Biraz solumda kalıyor. Ona göre hareket etmem lazım. PV 4 ya. Bunun atış gücü bayağı sağlam bir uçak. Yani, biliyorum. Her cepheden bu da B-17'ler gibi ateş edebiliyor. Bakalım alabilecek miyiz ilk kere de. 4 tane 30'luk topumuzla adama bir ateş atacağız şimdi. Hop, bir motorunu götürdük. Ama bir motorun gitmesi ona hiçbir sıkıntı oluşturmaz. Bunun yüzüne gidip işini bitirmem lazım. Bir motoru da gidin. Zaten o çok ağır bir uçak. Yani öyle hızlı bir uçak değil. Biz motoru fazla hızlı çalıştırdığımız için ısınmaya başladı. Sular ısındı en azından. Ama şu anda mecburum da, yani adam benim üstümde, bak, ateş ediyor, tam zile bak. Al işte, böyle öldürürler seni. Ve biz ondan da, uf, adamın ağzı açar ya takım arkadaşımızda. Hafiften vurulduk. Hafiften vurulduk. Yani çok ciddi olmayan birkaç tane sabit aldık diyebiliriz. Böylece ilk bombardıman işimizi almış olduk. Bir tane eksildik karşı takımdan. Şimdi karşıdan F-82 ile F-8F geliyor. Bunlar tabii tehlikeli. Buradan şu takım arkadaşına doğru uçayım da en azından onunla birlikte olursak 2'ye 2 oluruz. Öteki türlü gelip beni halledecekler 2'ye 1 vaziyette. Oh, 3 oldular. Harika. Ama o F-82 diğer avcıyla uğraşıyor şu anda. Onlar şeydeler. Birbirleriyle uğraştılar. Dolayısıyla beni peşin bıraktılar herhalde. Şimdi ben hala takım arkadaşıma ulaşamadım. Uç nereye kadar? Evet, orada bir Bearcat var F-8'e. O vuruşta ben 3. sıraya yükselmişim. Yalnız motor ısınmaya devam etti. Su tehlikeli seviyeye geldi. Kritik seviyeye geldi. Yağlar da sarardı, ısındılar yani. Ben birazcık %100'e geri döneyim. Takım arkadaşımızla birlikte uçuyoruz şu anda. En azından ikiyiz.
Bir de B17 yardıra yardıra bana doğru geliyor. Bakalım B17'nin işini bitirebilecek miyim? Şu an cephanem gayet iyi durumda. Ne yapıyor arkadaş şöyle? Dönmeye mi çalışıyor? Ha, döndü bana yandan ateş ediyor. Vay çakal var. Hadi oğlum. Bir türlü tutturamadım ha. İşte bu maçtan önce bir M262 maçı yapmıştım. Onunla oh, ne güzel ne güzel vurdu lan beni ya of ya. Neyse vurabilirsin. Motorumu da ön motorumu da istersen götürebilirsin. Ama pilotumu öldürmedi sen. Neyse ne diyordum? Bir M262 oynadığım için elimin de alışkanlığı kayboldu. İkisinde de 30'lu top var. Birbirine yakın belirli. O jet bu pervaneli deli. Ama gel gör ki şey oluyor. Ama B17 beni ateş yağmuru tutturuyor. Su artık kızardı. Yani. Eyvah 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 eyvah. Evet. Şimdi benim yapmam gereken şey B17'den yükselebildiğim kadar yükselerek atacağı atışlardan etkilenmemek. Ama adam silahın başına kendisi bizzat geçmiş olmalı. Bana ateş ediyor aşağıdan. Bir tuttu, tutturacak neredeyse ya. Neyse biz şimdi oh. Şuraya bak yani planı söyle. Neredeyse motor arızası vereceğiz ya. O kadar şey oldu, kötü oldu. Ama bu isabet aldık da olmuş da olabilir yani ona bir şey diyemeyeceğim şimdi. Neyse biraz normal %100 gitmeye başlayınca ısılar hafifçe azalıyor dedi dememe kalmadan 123'te göz kırpmayan şey şimdi 122'de adama bak ya vuracak beni ha. 2 kilometre üstündeyim adam hala bana ateş ediyor. Neyse ben şimdi sana bir dalayım da. Ye hero ye mero. Hop güle güle. Bu da ikinci ilişimiz. İki tane bombardıman uçağını temizledik. Ama biz de bu arada ciddi bir hasar aldık maalesef. Yani görüyorsunuz motor kızardı. Devre dışı kalacak birazdan. Ama işte bu uçağı niye seviyorum? Bir de arkasında motoru var. Yani ön motoru kaybetsem bile en azından beni havalarına kadar götürecek arka motor ve bombardıman uçaklarını yok etmek için çıktım yükseklikten kazandım enerjim var. Yani bence alanı çok rahat bulacağım. Üstelik de nasıl duracağım diye de onunla uğraşacağım bir de. Hıza bakın şu an 700'ü 750 760 800'e doğru yaklaşıyoruz. Yani ilk zaman jetlerinin kolay kolay ulaşamadığı hızdayız şu an işte. Bu da başka bir sevme sebebim bu uçağa. Şimdi biz inelim güzelce. Görüyorsunuz kaç takım? 3 bizim 3'e 5'e 3 durumdalar. İşleri biraz yaş ama o 3 kişi nasıl 3 kişi acaba onu bilmiyoruz. İyi 3 kişi iseler maçı alabilirler. O da başıma bol bol gelen bir şey. Adam da az diyorsun. Adam sonuna kalan bayağı sağlam adam oluyor. Ve takımınızdaki oyuncular da çok iyi olmayınca sizi teker teker alıyor. Evet, şimdi hızımızı azaltıp buraya inmemiz lazım. İşte hava freni pervanelerde olmadığı için bu bir sıkıntı. Evet, iniş takımlarını açtım. Flapları da iniş moduna getirdim. Herhalde pist varasıya bizim hızımız olması gerekeni. Hatta altına bir şimdi biraz gaz açalım da inerken stolup uyuşmayayım. En sinir olduğum şey bu tanım esnasında böyle artık salakça diyeyim kusura bakmayın özür dilerim. Bir hata yapıp yapışabiliyorsunuz. Biz de çok ciddi hız kaybettik. Neyse. Bu şıkkı tekerleri de ayrıca bayılıyorum bu arada onu söyleyeyim de. Kalan mermilerimi de yavaşlamakta kullanayım. Bari bir an önce duralım ki tamirat ve ikmal başlasın. Evet şu anda
Çok iyi ya. Evet. Doktor ölmüş, aşırısın bak. Neyse. Her şey hayırlı oldu. Evet. Yeniden başlıyoruz maça. Şimdi bizim takım arkadaş görmemiş ama orada tek başına yine bombardıman, iki tane avcı bir tane bombardıman uçağı, ben dahil üç avcı bir bombardıman uçağımız var. Ama maalesef bizim o takım arkadaşı ne gitti? Neyi vurdular? BF-109 belki sonra vurdular. Yani bizim takım arkadaşı zannettim ama o değil galiba. Ben de bu arada havalandım. Şimdi olan cazımızda geri dönelim. Elimizden geleni yapalım. Bu uzun bir maç oldu. Yani bir maç 10 dakikayı kolay kolay geçmez. Artık 3'e 4'üz. Demek 5'e 3'tük. Şimdi 4'e 3'üz. Anlaşılan karşıdaki kalanlar sıkı adamlar. Bizim yedek, benim takım arkadaşını indirdiler. Maşallah 3-3 olduk. Bu maçı bu gidişe kaybedeceğe benziyor. Bu maçı korkarım kaybedeceğiz. Çime doğru. Bir tane bot uçak var orada. Bombardıman uçağı geri dönüyor. İki tane de avcı var. Biri ben olmak üzere. İki avcıyla kaldık. Yani eğer onların üçü de sabahçı uçaklarsa ki galiba öyleler. Şimdi biz üstünlüğü tamamen kaybetmiş durumdayız. Onlar üstünlüğü ele aldılar. Adam beni gözüne kestirdi. Yürüyorsunuz, yanıp yanıp sönüyor. Yanıp yanıp sönüyor demesi size hedef aldım anlamına geliyor, biliyorsunuz. Öteki mavi de yanıp yanıp sönüyor. O da diyor ki arada bir şeyler ya da bir şey istedi. Diyor ki başım belada, gel yardım et. Ben de diyorum ki bana doğru gel. Bakalım bana doğru gelecek vakti olacak mı? Pek olmayacak galiba. Onu orada enerjisiz vaziyette yakalamış durumlar. FV-190'lar enerjisi olan uçaklar. Yani enerjisiyle bir. Ha, iki tane var. Evet. Onun oradan kurtulma şansı yok gibi bir şey. Ben uçuyorum uçuyorum. Niye adama yaklaşamıyorum ya? Bu benden uzaklaşıyor galiba. Niye öyle bir şey yapıyor ki? Bana doğru gel ya. Belki kurtarırız seni. Evet. İkisi de saldırıyor adama. Yapacak mı? Evet. Zaten yapacak bir şey de kalmadı, dememe gerek kalmadı. Adamı hallettiler. Şimdi bana doğru geliyorlar. Bakalım ne yapacağız? Benimle kafa kafaya mı girmeye çalışıyor bu? İyi cesaret. Tamam bakalım. Oo, bak 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 bak. Çakal. Ben seni de bir gör. Oo, olamaz. Vurdum, o da beni vurdu. Ne güzel. Kanadımı koparttı ya. Yani kanadımı kopartacağına motorumu öldür, bir şey yap değil mi? Evet, buraya kadarmış. Başka bir War Thunder videosunda görüşmek üzere diyeyim. Çakalışımı izleyin. Size veda ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.